Ne güzel dursun. Abi. Sizler sera plastik ustasıyım ben. Örtüm yapıyoruz. Genel olarak Akdeniz bölgesinde muz seraları, domates seralarının örtümlerini yapıyoruz. Silifke, yani Mersin'in Silifke ilçesinde bağlı olan Sökün Mahallesi'ne bir iş aldık. Orada 5 gün boyunca çalıştık ve büyük bir ırkçılığa sebebiyet verdiler. Köylü tarafından darp edildik. Bizler yolun kenarında arabayla beklerken süratle gelen bir traktör vagonun arka kapağının açık olmasıyla bizim araca vurdu. Ön cam ve üst tavan bu hasar meydana geldi. Biz de durmasını temelli ettik ama arkadaş durmadı, yoluna devam etti. Hiçbir şey olmamış gibi. Bizler de arabanın içinde korkuyla olayın ne olduğunu anlamadık ve bu yoluna devam ederken biz de bunu takip ettik. Ve bu da kendi köyün içine atıp kahvenin yanına gitti. Kahveye gider gitmez işte teröristler beni öldürmeye çalışıyor, beni kurtarın diye bağırdı. Orada 10-15 kişilik bir grup vardı zaten kahvede. Onlar da hemen ayaklandılar konuyu anlamak için. Konuyu anlamak için ayaklanınca 10-15 grup birden daha fazlalaştı. Köylülerin hepsi yani çoğaldı. Bir tanesi işlerinden işte nereden geldiniz, memleketiniz neresi? Sizler teröristsiniz, bu bölgede ne işiniz var? Irkçılığa sebebiyet verdi. Oradan bir tane köylülerden bir kişi kardeşime yumruk atınca kavganın başlamasına neden oldu. Kavga için değil, biz sadece hak talebinde bulunmak için gittik ama Kürt olduğumuz için bizi dışladılar. Bizi terörist ilan ettiler. Söylediği kelime biz bu bayrak altında, bu bayrak bizim bayrak. Bir zaman şirket tarafından bize haber geldi. Dediler ki yakın olan köyde onlarla birlik olmuşlar. İşte buradaki işçileri istemiyoruz, evlerine dönsünler, bunlar buradan ayrılsınlar, yoksa bunlara büyük bir zarar veririz.